Şu an yılın hangi mevsimindeyiz? İlkbahar mı? Yoksa yaz mı? Ya da başka bir şey mi? Artık bilim insanları 4 mevsimden değil, 6 mevsimden söz ediyor. Evet, yanlış duymadınız. Yeni mevsimlerimiz var. Bunlar sis mevsimi ve çöp mevsimi. Doğa mı değişti? Yoksa biz mi değiştirdik? Gelin birlikte bakalım. Kış geldiğinde artık kar beklemiyoruz veya güneşi aramıyoruz. Çünkü önce sis geliyor. Ama bu bildiğiniz sis değil. Egzozla karışmış, baca dumanıyla koyulaşmış ve görünmeyen tehlikeler taşıyan bir sis. Bilim insanları bu döneme artık sis mevsimi diyor. Özellikle İstanbul, Delhi ve Pekin gibi mega şehirlerde. Sabahları camdan bakıyorsunuz, gri, duvar gibi bir hava ve bu hava sizi adeta boğuyor. Nefes alırken ciğerlerinize sadece oksijen değil, mikroskobik partiküller de doluyor. Peki neden böyle oldu? Çünkü biz şehri öyle büyüttük ki doğanın nefes alacak yeri kalmadı. Üstten sıcak hava bastırıyor, alttaki kirli hava yere çöküyor. Ve sonuç, soluduğumuz havada milyonlarca görünmez tehlike. Dünya Sağlık Örgütü artık uyarıyor. Hava kirliliği en sessiz katil olabilir. Peki yaz aylarında? Güneşli, neşeli, tatil havası. Ama dikkatli bakın, plajda çöpler var. Ormanda piknikten kalma kalıntılar. Ve o çöpler yalnızca gözümüzün önünde değil. Toprağa karışıyor, suya karışıyor, en sonunda soframıza kadar geliyor. Bilim insanları bu döneme de çöp mevsimi diyor. Çünkü yaz artık sadece deniz, kum, güneş değil. Aynı zamanda plastik, metal ve mikroskobik kirlilik sezonu. Bir pet şişe tam 450 yılda çözülüyor. Ya biz ondan önce doğayı tüketirsek? Peki, ne oldu da doğanın mevsimleri değişti? Bunun cevabı çok net. Biz sebep olduk. Çünkü çok fazla tükettik. Çünkü her şeyi çöpe attık. Çünkü doğayı plansız şehirlerle boğduk. Küresel ısınma derken artık küresel sorumsuzluktan bahsediyoruz. 10 yıl önce mevsim kaymaları konuşuluyordu. Bugün ise doğanın yeni mevsimleri oluşuyor. Kirlilikten doğan mevsimler. İyi haber şu, hala çok geç değil. Daha az tüketebiliriz. Atıkları ayırabiliriz. Toplu taşıma kullanabiliriz. Ve en önemlisi, farkındalık yaratabiliriz. Çevre sadece doğa değil. Bizim nefesimiz, bizim geleceğimiz. Eğer biz istersek, bu yeni mevsimleri takvimden silebiliriz. Bir sabah uyandığınızda pencerenin ardında sis değil, mavi bir gökyüzü görmek istiyorsanız ya da sahile indiğinizde ayaklarınızın altına plastik değil, kum değsin istiyorsanız değişimin bir parçası olun. Çünkü bu yeni mevsimleri biz getirdik ve sadece biz geri gönderebiliriz. Sizce bu yeni mevsimler geçici mi yoksa kalıcı mı olacak? Yorumlara yazın. Sesimiz duyulsun.